Sayın başkanlar, değerli meslektaşlarım, öncelikle ben de düzenleme komitesine teşekkür ediyorum davetleri için. Biraz önce Oktay Hocam gayet güzel bir sunum yaptı. Hasta tercihi seçimi nasıl olmalıdır diye. Tabii ben de bu hasta seçiminde ve sonrasındaki alanda, ameliyata hazırlık aşamasında endoskopinin rolünden biraz bahsedeceğim sizlere. Az mı geliyor? Biraz daha yakından söyleyeyim isterseniz. Şimdi şöyle, biraz önce yine Oktay Hocam'a atıfta bulunacağım. İyimser bir tahminde bulundu. 10 hastadan birine revizyonel cerrahi gerekiyor dedi. Belki real hayatta böyle, yani 10 hastadan biri oluyor ama ne kadar kilo alımı oluyor? 2004 yılında da epey önceki zamanlarda Buchwald'ın bir bu konuda review var. Diyor ki, hastaların hedeflenen kiloya ulaşamama oranı aslında çok daha fazla. Ve burada da %20'si hiç hedefe ulaşamıyor, %30'u da sonradan kilo almaya başlıyor. Aslında bayağı ciddi rakamlar. Peki daha yeni çalışmalar ne diyor? Uzun dönem sonuçlarını veren bu 2017'de yayınlanmış bir çalışma. Buradan baktığımızda da 120 ayın sonunda, yani 10. yılda hastaların %41'i istenilen hedefe ya ulaşamamış ya da sonradan kilo almış. Yani aslında oranlar hiç de azımsanacak gibi değil. Yani revizyonel cerrahi önemli bir parçası olarak önümüze çıkacak işimizin. Neden hastalar kilo alıyorlar? Kimisinin yeme bozukluğu var, kimisinin alkol bağımlılığı var. Postoperatif hayat tarzına tam uyum sağlayamayanlar var. Metabolik sorunları olanlar var. Bazı fizyolojik faktörler var. Biraz önce tartıştık. İşte bağırsak uzunluğu belki faktör olabilir. Bir de anatomik faktörler var. Gene tartışıldı ama eğer bir sleeve uygun yapılmamışsa ya da sonradan dilate olmuşsa o zaman anatomik olarak genişlemiş bir alanı daraltmak mantıklı gözüküyor. Ya da Roentgen gastrik bypass yaptık. Anastomozu genişledi ya da poş genişliği oldu. Bu anatomik faktörler de hastaların kilo alımında önemli faktörler olarak önümüze çıkıyor. Normal şartlarda her obezite hastasının endoskopi yapılmalı mı diye bir tartışma var. Aslında gastrik bypass yapılanlara yapalım çünkü geride kalacak mideye bir daha ulaşmak mümkün olmuyor. Sleeve hastalarına da hastaların şikayetlerine göre karar verelim diyenler var ya da rutin yapalım diyenler var. Neler kazanıyoruz endoskopi yaparsak? Bu primer hastalar için söylüyorum. Hiatusu, bir hiatal herni olup olmadığını değerlendirebiliyoruz. Helikobakter pylori varlığını tespit edebiliyoruz. Bir ösofajiti gastriti var mı bunlara bakabiliyoruz. Ve bu sayede yapacağımız ameliyatı planlamasında bize yol gösterici oluyor. Aslında revizyon cerrahisi öncesi bu daha da önem kazanıyor. Neden? Çünkü artık anatomi de değişmiş oluyor. Bu hastaları mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım. Cerrahi sonrası endoskopi indikasyonlarının arasına baktığımızda yeterli kilo verememe ya da tekrar kilo almak indikasyonların içinde. Yani mutlaka bu hastaların revizyon cerrahisi öncesi endoskopik değerlendirmelerini yapmamız lazım. Anatomik neler değişiklikler görebiliriz? İşte poş attı, Roentgen gastrik bypass'ta diyelim, genişlemiş mi? İçinde bir sorun var mı? Anastomoz hattını değerlendirebiliriz, bir genişlik var mı? Gene sleeve için sleeve'de bir genişlik var mı? Bunları değerlendirmek mümkün. Bu üst gastrointestinal sistemi endoskopisinin mutlaka revizyon cerrahisi öncesi gerekli olduğunu ileten bir yazı. Bu yazıdaki hastalar aslında günümüzde çok görmediğimiz vertikal bant gastroplastik hastalar bir kısmı. Diğer kısmı da bant hastalar, onları hala görüyoruz. Yazarlar diyorlar ki biz endoskopi yaptığımızda hastaların %85'inde sorun gördük endoskopik olarak. Demek ki her hasta yapmamız lazımdı. Ve bunların bir kısmında fistüller gördük, bir kısmında bant erozyonları gördük. Ve %65'i de bir medikal tedaviye cerrahi öncesi ihtiyaç gösterdi. Bir kısmında bantlarını çıkardık erode olanların. Stratejiye de çok katkısı olduğunu iletmişler. Diyorlar ki işte poşun genişliğini ya da anastomoz hattının genişliğini görürsek cerrahi ona göre planlamak lazım. Bir fistül varsa kullanacağımız stapler kalınlığına varana kadar planlamada bir düşünmemiz lazım. Çünkü oradaki dokular ödemli kalınlaşmış olacaklar. Eğer erode etmiş bir bant varsa bunu çıkarmak lazım mutlaka ve buna göre yapılacak cerrahi stratejisini planlamak lazım ve idealde diyorlar. Aslında ameliyatı yapacak cerrah bu endoskopiyi yaparsa çok daha iyi fikir sahibi olunur. O yüzden endoskopiyi cerrahın yapmasını öneriyorlar. Neler görebiliriz? İşte burada gördüğünüz gibi
bir erode olmuş bant. Bunları tabii probe çıkarmak şart. Oktay hocamın söylediği banda aynı seansta ameliyat yapabilmek teknik olarak mümkün. Biraz tecrübe gerektiriyor ama içeri erode olmuş bantta iş farklı. Bu hastaya herhalde aynı seansta ameliyat yapmak çok doğru olmayacaktır. Öncesinde çıkarmak daha doğru gibi. Gene bandın yerleşim yeri neresi? Aşağı doğru kaymış mı? Bir migrasyonu var mı? Bunları değerlendirmek için bu hastalarda revizyon cerrahisinden önce değerlendirmek önemli. Bu bizim yine Marmara'daki hastalardan biriydi. Buna vertikal band gastroplasti yapılmış bir hastaydı. Hastada hem yutma güçlüğü hem de kilo alımı vardı. Bunda bandı konulan yer, yani o daraltılan aralık çok daralmış. Diğer dikişler de açılmıştı. Onun için ameliyat öncesi planlamada endoskopiyle değerlendirerek ameliyatta neyle karşılaştıracağımızı görmek çok önemli. İşte girdik, bir marjinal ülseri var Ruenya anastomoz hattının girişinde. Ameliyat öncesi bunu tedavi etmek ya da revizyonu planlarken buna göre bir planlama yapmak önemli. Genişliği çok önemli. Çünkü genişliğine göre bu anastomoz hattının karar vereceğiz. Revizyon cerrahisini nasıl yapacağımızı. Eğer genişse burayı daraltma stratejileri kullanılabilir. Ama eğer burada bir genişlik, poş genişliği ya da anastomoz genişliği yoksa o zaman işte malabsorpsiyonu daha ön plana çıkaran bir ameliyat yöntemine geçmek gerekebilir. Bazen bir darlık görebiliriz uzun dönemde gelişmiş anastomoz hattında. Bunun tedavisi ve belki cerrahi planlamasında da ona göre planlama yapmak gerekebilir. SİLEV hastalarında da mutlaka poş genişliğini değerlendirmek için endoskopi yapmak önemli. Aslında bir pasaj grafisiyle daha detaylı bilgi de almak mümkün ama kısaca şunu söyleyebiliriz belki. Eğer retrofleksiyon yapabiliyorsak endoskopla bir SİLEV hastasında aslında o poş geniş anlamına geliyor. Ya baştan geniş bırakılmıştır ya da sonradan genişlemiştir. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Tabi revizyonel cerrahi daha zor bir iş. Komplikasyonları daha fazla. O zaman endoskopinin rolü postopta da var. Yani aslında komplikasyonların yönetiminde de endoskopiyi unutmamamız lazım. İşte bunun için beslenme tüplerinin yerleştirilmesinden stentlere, yapıştırıcı madde uygulamalara kadar birçok uygulama mümkün. Şimdi revizyonel cerrahide ciddi sorunlar var. Birazdan tartışacağız. Bize güzel sunumlar olacak. Onları dinleyeceğiz. Ama temel olarak hastaların yaşı daha ilerliyor. Anatomi değişiyor. Cerrahi alanındaki diseksiyon planları zorlaşıyor scar dokusu nedeniyle. O yüzden de zaten potansiyel olarak daha fazla komplikasyon ve mortalite nedeni olma adayı. O zaman bir alternatif de acaba endoskopik yöntemlerle revizyon cerrahisi yerine alternatif olunabilir mi? Bu tartışılıyor. Neden? Çünkü abdomene girmeyeceğiz. İçeriden girişimimizi yapacağız. O zaman komplikasyon oranı daha az olacaktır. Mortalite daha az olacaktır. İşlemler bir daha tekrarlanabilir. İşte biraz önce konuştuk bazı hastaları birçok kez revizyon cerrahisi de gerekebiliyor. Endoskopik yaparsak daha potansiyel olarak minimal invaziv. İşlemler geri dönüşümlü potansiyel olarak yine. Maliyetleri de daha düşük ama bu tırnak içinde daha düşük. İşte bir kursta söylemiştim. Apollo'nun yani dikiş konulan malzemenin fiyatı $6,500 olarak söyledi endoskopi firması bunu getiren. Aslında çok da düşük maliyetli değil şu anda. Peki revizyonda endoskopinin yeri ne kadar başarılı? Şöyle bir tablo size göstereyim. Bu Ruenya gastrik bypass sonrası yapılmış olan çeşitli çalışmaların review'unu veren bir özet. Burada gördüğümüz gibi işte distalizasyon var, poşun revizyonu var, bant ile revizyon var, biliopankretik diversiyon var, bir de endoluminal işlemler var. Sonuçta şuraya bakmak lazım. Birinci yılın sonuna bakıyoruz. Burada vücut kitle endeksi fazlalığının kaybı olarak gösterilmiş. Aslında en düşük başarı endoluminal işlemlerle olarak gözüküyor. Üçüncü yıl sonuçları da var. Fazla kiloların kaybı %20'lerde kalmakta. Ama gene de umut vaat ediyor. Yani en azından üstünde düşünmemiz lazım. Bu yöntemler faydalı olur mu diye. Neler var elimizde? Skleroterapi ajanıyla genişlemiş olan bir anastomoz hattının etrafına enjeksiyonlar yaparak burayı daraltmak mümkün. Genellikle söylenilen işte kilo alımında durmak bir başarı olarak gözüküyor bu hastalarda. Ama cerrahi yöntemlerle karşılaştırılamayacak kadar düşük tabii başarı oranları. Bir diğer yöntem OTSC daha böyle derine girip kapayan klipler. Bunlar endoskopik olarak işte yaklaşık yarım saatte yapılan bir işlem. Hem poşu daraltmak mümkün, hem de anastomoz hattını daraltmak mümkün.
Bunların sonuçlarımıza baktığımızda da 3. ayın sonunda vücut kitle endeksinin 32'lerden 29'a, 1. yılda 27'ye indiğini, aslında etkin bir yöntem olduğunu ve kliplerin de çoğunlukla yerinde kalabildiğini görüyoruz. Ama uzun döneminde başarılı mı? Bizim birkaç deneyimiz oldu hastayla, çok da başarılı olmadığını gördük uzun dönemde klip uygulamasının. Peki o zaman dikiş koyalım, bizim cerrahiden alıştığımız, yani poşu daraltmak için ya da anastomozu daraltmak için. Bunun için çeşitli firmalar, çalışmalar yürütüyorlar. Bir tanesi Endosinch. Gördüğünüz gibi toplam kilo kaybı aslında oldukça düşük. Çok etkin bir yöntem değil gibi gözüküyor. O zaman tam kat dikişlere koyanından, bu biraz önce bahsettiğim overstitch Apollo yöntemi var. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda aslında oldukça etkin daraltmak mümkün anastomoz hattını. İki son çıkan çalışması, biri 2016, biri 2018 yayını. Burada 3. yıla kadar sonuçlarını vermişler fazla kilo kaybı. %24 birinci yıl, ikinci yıl %20, üçüncü yıl %19'lara düşüyor. Bir diğer çalışma 2018, bunda da tek tek dikiş koyacağımıza buraya bir kese ağzı gibi daraltalım, daha etkin olduğunu söylüyorlar. 12. ay sonuçlarını veriyorlar. Orada da tekrar kazanılan kiloların %40'ını bu hastalara kaybettirebildiklerini söylemişler. Peki sleeve genişledi, bunu da kullanabilir miyiz? Evet, bunda da denenmiş ve ortalama 90 dakikalık bir çalışma sonrası, işlem sonrası 10 kilo hastaların kaybettiğini söylüyorlar. Sonuçta bunlar hep teknik denemeler. Bir ayrı firmada USGI, o da revizyonel cerrahi alternatif olarak böyle bir platform geliştirmiş durumda. Onların söylediği de, eğer biz anastomoz açıklığını 10 milim altına indirebilirsek, o zaman hastalardaki fazla kiloların kaybı %24 olabilmekte. Tabii bütün bunları gördükten sonra revizyonel cerrahi yerine endoskopi aday olabilir mi? Özeti şu, etkin mi? Orta etkinlikte gözüküyor. Güvenli mi? Evet, morbidite mortalitesi oldukça düşük. Maliyeti ama beklendiği gibi değil. Çok yüksek aslında, o yüzden o biraz zayıf. Ulaşılabilirlik, herkesin yapabildiği teknikler değil. O yüzden yine biraz geri planda. Ama geleceğini düşünmemiz lazım. Teknoloji geliştikçe çok daha etkin, iyi yöntemler çıkacak. Belki medikal tedaviler artı endoskopik yöntemlerin kombinasyonuyla Oktay Hocam'ın ameliyat etmeyi seçmeyeceği hasta grubuna faydalı olabilir gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür.